İlk ormusu üreten Hazreti Musa. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor tabi. Oradan 10 emri alıp geri döndüğünde Yahudilerden bazıları tabi Hazreti Musa'yı bekleyemiyorlar. İnkara dönüyorlar zaten, küfre dönüyorlar. Altını topluyorlar insanlardan. Bir altın buzağı yapıyorlar. Hazreti Musa dönüp baktığında çok sinirleniyor, kızıyor. Kardeşi Hazreti Harun diyor ki elimden bir şey gelmedi. O da altın buzağı toz haline getirip Akdeniz'e serpiyor. Serptiği zaman altın beyaz süt renginde ve bal tadında ormus olarak dönüyor. Tabii ilahi bir güç. Biz de o günden bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde ormus üretiliyor. Kalite kalite, çeşit çeşit. Biz de buradan bir ilham aldık. Ormus ürettik. Ormus altın, normal olarak altının atom sayısı 79. Bir elektron verdiği zaman 78'e döner. Normal platine dönmesi gerekir. Ama ormus oluştuğu için ne altın olarak kalıyor, ne platin olarak kalıyor. Ne oluyor? Ormus'u incelediğinizde ortada altın yok. Başka bir element var. Ama dünyada hiçbir kimyager bunun ne olduğunu artık çözemiyor. Değişik bir element oluyor. Bu ne yapıyor? İnsan, kişi bunu kullandığında beyinde hücre içerisinde DNA'yı tamir ediyor. Pozitif veya negatif yüklü olmadığı için ormus herhangi bir alındığı zaman ağızdan mide asidiyle veya safrayla veya pankreasın salgılanmış olduğu enzimlerle veya herhangi bir kimyasal veya doğal bir şeyle reaksiyona girmiyor. Tamir ediyor. Tamirat yapıyor, yeniliyor.